Bu videoda Edukendi uygulamasının özelliklerini ve kullanımını inceleyeceğiz. Edukendi, 8 farklı türde oyun tabanlı aktiviteler hazırlayabileceğiniz kullanımı kolay bir uygulamadır. Web tarayıcınızın adres çubuğuna edukendi.com yazarak web sayfasına ulaşabilirsiniz. Sağ üst kısımda bulunan Sign In butonuna tıklayıp açılan sayfada Register butonu ile kayıt oluyoruz. Gerekli bilgileri girdiğimizde mail adresimize giriş bilgileriniz gönderiliyor. Gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyoruz. Karşımıza gelen ana sayfada 3 farklı oyun türü görüyoruz. Words ile kelime oyunları, Matching Pairs ile iki kavramı eşleştirmeye dayalı oyunlar ve Quiz Questions ile çoktan seçmeli testler hazırlayabilirsiniz. İlk olarak Words bölümüne girip bir örnek oyun oluşturacağız. Your Activity Name alanına oyunun adını giriyoruz. Your Activity Subject alanına oyunumuzun konusunu giriyoruz. Create butonuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Oyunumuz için kelime eklememiz isteniyor. 5 adet kelime ekliyoruz. Girilen kelimeler sağ tarafta gözüküyor. İsterseniz kelimelerin yanlarındaki kalem işaretine tıklayarak silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Oluşturduğumuz kelime listesiyle hazırlanmış 3 adet oyun karşımıza çıkıyor. Word Search oyununu açıyoruz. Sağ tarafta bulunması gereken kelimeler ve sol tarafta da tablo bulunuyor. Öğrencilerin tablodan kelimeleri seçmeleri gerekiyor. Tekrar oyun sayfasına dönüyoruz. Share bölümündeki linki kopyalayıp oyunu öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Ana sayfaya geri dönüyoruz. Matching Pairs bölümüne gidiyoruz. Yine oyunun ismini ve konusunu giriyoruz. Bu sayfada yine kelime listesi oluşturmamız gerekiyor fakat bu oyun için ikili kelime işleri oluşturmamız lazım. Word kısmına ilk kelimeyi, Match kısmına eşleşmesini istediğimiz ikinci kelimeyi giriyoruz. İsterseniz ilk kısma soru, ikinci kısma cevap girebilirsiniz. Kelime ekleyebilmek için AA artı Text butonuna tıklıyoruz. Eğer Edukendi uygulamasının bilgisayarınıza indirirseniz bu kısımda resim ve ses ekleyebilirsiniz. Birbiriyle eşleştirmesini istediğimiz 5 adet zıt anlamlı kelime girdik. Sayfanın aşağı kısmında oluşturduğumuz kelime eşleriyle hazırlanan 5 farklı oyun görüyoruz. Yine share kısmındaki bağlantıyı kullanarak öğrencilerinizle oyunu paylaşabilirsiniz. Tekrardan ana sayfaya dönüyoruz ve son olarak Quiz Questions seçeneğini inceliyoruz.
Question bölümüne soruyu, answer bölümüne doğru cevabı ve ondan sonraki 3 kutucuğa da yanlış şıkları ekliyoruz. Add question butonuna basarak soruyu oluşturuyoruz. Üç adet soru oluşturduktan sonra hazırlanan teste giriyoruz. Görüldüğü üzere doğru cevap seçildiğinde sağ tarafta öğrenciye puan veriliyor. Ana sayfaya döndüğümüzde sayfanın alt bölümünde oluşturduğumuz oyunları görebilirsiniz. Oyunların yanlarındaki Edit butonu ile oyunu düzenleyebilir, Play butonu ile oynayabilir ve Share butonu ile öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Oluşturduğumuz oyunun yanındaki Share butonuna tıklıyoruz ve çıkan linki kopyalıyoruz. Başka bir sekmede linke gidiyoruz. Karşımıza oyunun başlığı açıklaması geliyor. Öğrenciler buradan play butonuna basarak hazırladığınız oyunu oynayabilirler.